İlk bölümde ise biliyorsunuz balyoz davası geçen hafta başladı ve sanıklar ilk kez yargı önünde çıktılar. Yaklaşık 160'ın üzerinde ordu mensubu, generalden astsubaya kadar ordu mensubu servis araçları geldikleri mahkemede ilk gün gerçi bir ifade veremediler. Kimlik tespitleri yapıldı ama dava hemen hemen neredeyse bir yıldır Türkiye'nin gündemini işgal ediyor. Bir darbe girişimi var mı yok mu bu tartışılıyor, konuşuluyor. Birinci orada yapılan toplantının detaylarına inilmeye çalışılıyor. Belgeler var, bilgiler var. Bu belgeler doğru değil diyenler var. Bu bir jenerik senaryo diyenler var. Çok çeşitli söylemler var. Ancak bu söylemler etrafında bizim bildiğimiz sanıkların dışında bir de olaydan ikinci derecede etkilenen aileler var. Ve bu ailelerden biri uzun süredir önemli bir mücadele veriyor. Orgeneral Doğan'ın kızı Pınar Doğan ve damadı Daniel Odrik bu konuda uzun zamandır uluslararası kamuoyunu bilgilendirmeye, bilinçlendirmeye, dava yapmaya çalışıyorlar. Ve bir de kitapları çıktı. Balyoz adı altında bir darbe kurgusunun belgeleri ve gerçekler diye. Bu akşam her ikisi konuğum ve bu konuları ele alacağız. Darbe girişimi var mıydı, yok muydu, neye göre yoktu, neye göre vardı konuşacağız ve ben hemen Pınar'la başlamak istiyorum. Öncelikle geçmiş olsun. Babanız içeride bir kız için, bir kız evlat için ağır bir durum olmalı. Kendimi koydum da. Siz eşiniz akademik kariyerinizi Amerika'da sürdürüyorsunuz. Harvard Üniversitesi'nde ikiniz de hocalık yapıyorsunuz ve babanızın adı darbe planlayıcısı, cuntacı olarak anıldığında siz ikiniz de liberal görüşlerinizde bilinen insanlarsınız üstelik de. Ne hissettiniz? Bizim için büyük bir şok oldu. Öncelikle biliyorsunuz bu Taraf gazetesinin yayınladığı haberle ortaya çıktı. Evet. Anlamadık. Yani haberin kaynağı nereden, nasıl böyle bir şey çıktığını gerçekten anlamadık. Birisi Mehmet Baransu'ya bir bavul vermiş, onun içinden çıktı. Evet, öyle olduğunu anladık daha sonradan. Ama bavulun içinde neler olduğunu çok uzun süre bilemedik. Çünkü soruşturma boyunca belgelere erişim kısıtı vardı. Dolayısıyla gazetelerin yani çeşitli bölümlerinde yayınlanan o belgeler dışında biz hiçbir bilgi sahibi değildik. Bizim bu dava ile ilgili gerçek bilgi sahibi olmamız iddianamenin hazırlanmasıyla 3 Temmuz'da, onun kabulünün akabinde ek klasörlerin hazırlanmasıyla oldu. Ondan önceki çalışmalarımız bu konudaki ancak basında yer alan ve de Baransu'nun çıkan kitabı vardı, Karargah. Soruşturmanın gizliliği olduğu için bizim erişemediğimiz belgeleri oradan, bir kısmını oradan erişerek üzerinde bazı çalışmalar yaptık. Peki vardığınız sonuç neydi bu çalışmalar sonrasında? Asıl yani en başından beri o kısıtlı ölçüde yapabildiğimiz araştırmada da bir sahte ciliğin söz konusu olduğu ortadaydı. Ancak iddianamenin çıkmasıyla ve ek klasörlere ulaşabilmemizle bununla ilgili çok çok ciddi somut kanıtları ortaya koyabilme imkanımız oldu. Hemen en başta ve çok net olarak söylemek istiyorum. Siz istediğiniz kadar bize sorabilirsiniz bu konuda. Kitabımızda da çok detaylı bahsettik. Herkesi burada davanın kimlere dair iddiaları ne olduğundan bağımsız endişelendirmesi gereken konu, bir sahte belge üreten bir çete var bu ülkede. Bu dava kime ait, iddialar nedir, bundan bağımsız olarak herkesi çok endişelendirmesi gereken bir konu. Bu sonuca nasıl vardığımızı da isterseniz detaylı açıklayabiliriz. Onu sonra konuşacağız. Ben Bay Rol diye sormak istiyorum. Şimdi siz Türkiye'nin en tanınmış liberallerinden birisiniz. Radikal Gazetesi'nde yazılar yazdınız. Ve bugün çok enteresan bir durumla karşı karşıyayız. Daha doğrusu birkaç aydır bu durumla karşı karşıyayız. Kayınpederiniz cuntacılıkla suçlanıyor. Darbe girişimi yapmak suçlanıyor ve onu suçlayanlar geçmişte sizin yakın olduğunuz, pek büyük bölümle şahsen tanıştığınız, dost olduğunuz, arkadaş olduğunuz ve liberal olduğu iddia edilen çevreler. Bu nasıl bir histir? Yani bu onları arayıp konuşuyor mesela, ya bu böyle değil, şöyle değil dediniz mi? Dediğiniz zaman ne dediler size? O süreci merak ediyorum. Yani arkada neler oluyor, neler konuşuluyor? Çünkü bakıyoruz bugün kendini liberal diyenler, bana sorarsanız gerçek anlamda liberal olduklarını söylemek mümkün değil. Çünkü liberalin herhangi bir yere eklemlenmesi düşünülemez ama kendini liberal olarak tanımıyorlar sonuç olarak ve eski dostlarınız. Ne konuşuyorsunuz? Hiç onlara ulaştınız mı? Derdinizi anlatmaya çalıştınız mı?
Tabii ya, bu süreçte benim en büyük hayal kırıklıklarımdan bir tanesi de bu oldu zaten. Çünkü biz dediğiniz gibi yani biz öyle bir ortamda çalışıyoruz ki bulgularımız ortaya çıktıkça bu davadaki ana kanıtların sahte olduğunu bence hiç şüphe götürmeyecek bir şekilde ortaya çıkan çıkaran bulgular ortaya çıktıkça biz diyorduk ki yani bizim bunları bu liberal çevreye, köşe yazarlarına, bu düşünürlere onlarla paylaşmamız yeterli. Yani onlar da bu bulguları değerlendirebilirler. Tabii biz aile olarak bir yakınlığımız var. Ona bizim ortaya sürdüğümüz kanıtlara, savlara kuşkuyla yaklaşmaları gayet normal. Zaten liberal zihniyet de onu gerektirir. Ama biz diyorduk, bakın bize inanmayın, belgelere bakın. İddianamenin eklerinde olan belgelere bakın. Bizim ortaya çıkardığımız zamanlama çelişkilerine bakın. Bu CD'ler iddia edildiği gibi 2003'te üretilmiş olamazlar. En erken 2009'da üretildiler. Hayal kırıklığı bu liberal çevrenin çok büyük bir kısmından cevap almadık. Maillerimize cevap almadık. O kadar yani. Çok tartışmadılar bile konuyu. Hayır yani benim evet dediğiniz gibi birçok kısmı tartışmaya girmek dahi istemedi. Yani normalde hani temas etmekte hiçbir zorluk çekmeyeceğimiz kişiler maillerimizi cevapsız bıraktı. Bir kısmı kısa cevaplarla geçiştirdiler. Çok büyük bir hayal kırıklığı oldu bu. Yani bir anda onlar açısından persona non grata oldunuz yani. Vallahi bilmiyorum, onlara sormanız lazım. Yani benim şahsen onlar benim gözümden düştü. Yani ben artık onlara liberal diyemiyorum. Bu kitapta onları Jacobin diye adlandırdık zaten. Çünkü öyle bir pozisyonda kendilerini duruyorlar ki o pozisyonda çelişen herhangi bir olgu ve bulguyla sanki yüzleşmek istemiyorlar gibi mi geliyor? Peki inanmıyor olabilirler mi? Olabilirler. O zaman ben onun için onları davet ediyoruz zaten. Devamlı davet etmeye çalıştık. Çok kere hani bize kısa da olsa cevap verenlere ve çok ikna olmamış gözükenlere. Dedik ki bize telefonda 20 dakika... İkna olmuş gözüken var mı ki, ikna olmuş gözükenler diyorsun? Şöyle söyleyeyim yani var. Yani evet. Herkesi şey yapmak evet. istemiyorum. Evet. Yani biz birçok kişi bu işe gayet şüpheyle bakan ve burada gerçekten bir darbe girişimi olduğuna inanmış olan birkaç kişi en azından öyle sanıyorum ki bulgularımızdan yeteri kadar etkilenip düşüncelerini değiştirdiler. Fakat ne bileyim taraf gazetesi etrafındaki bir çerçeve yani başka bazı benim de eskiden çok sevdiğim saydığım isimler hiç bu konuda bir fikir alışverişine dahi girmek istemediler. Hatta biz daha buradayken yani İstanbul'a geldikten sonra kitabı yazdıktan sonra görmeye çalıştığımız bazı kimseler görüşmek istemediler. Görüşmek de istemediler. Evet. Şimdi ben şahsi fikrimi söyleyeyim, özür dilerim. Belki hoşuna gitmeyecek ama şahsi fikrim şu. Ben bir darbe girişimi olduğunu düşünmüyorum. Ama bir darbe planlaması yapılmış olabileceğini düşünüyorum. Yani hini hacette gerekirse nasıl bir şey yaparız diye oturulup konuşulmuş olabilir. Ancak tabii sizin, bu benimki aynen sizin dediğiniz gibi gazete haberlerinden. Çünkü ben Ergenekon davasının bütün dosyasını okudum. O yüzden bu gözlüğü takıyorum. Sapasağlam gözlerim bozuldu. Ve iki duvara daha bozulmasın diye Balyoz davasının tamamını okuyamadım. Basına yansıdığı kadarını okudum. İşte çok somut bazı şeyler vardı. Onları okudum ama tamamını okuyamadım. Çünkü hakikaten kör olacaktım sonunda. Ve inancım da bu yönde gelişti. Ancak sizin ortaya koyduğunuz bir takım bulgular var, çelişkiler var diyorsunuz. Ne o çelişkiler mesela? Hemen bu çelişkilere girmeden sizin söylediğiniz bir şey üzerinden takip etmek istiyorum. Beni bu süreçte en çok ürküten şu oldu. Okudukça ve belgeleri inceledikçe bulduklarımızı gazetede okuduklarımızla karşılaştırdık ve inanamadık. Şimdi bu olay bizim başımıza gelmeseydi, ailemizi yakın etkilemeseydi, diyelim ki X generali liderliğinde bir darbe planı hazırlanmış olsun. Biz ne yapacaktık? Her sabah açtığımız gibi gazeteleri okuyacaktık. Bu haberleri görecektik. Yani olabilir mi? Valla belki de olabilir. Yani ateş olmayan yerden duman çıkmaz vesaire. Ve biz medyada edinebildiğimiz bilgi çerçevesinde bir kanaat oluşturacaktık. Şimdi gördüklerimiz ve medyada yayınlananlar arasındaki uçurum o kadar büyük ki bu beni çok büyük endişeye düşürüyor. Neden? Yani biz
bundaki uçurumu görebiliyoruz. Acaba benzer uçurumlar başka davalar Erdoğan içinde var mı? Ben o gözlüğü takmıyorum çünkü önceki davalara biz o kadar yakından bakmadık. Şimdi Erdoğan'ın bununla ilgili çok güzel bir lafı vardır söylediği. Bilmiyorum siz, ben bir programda söylemiştim bunu. Erdoğan böyle bir gazetecilikle üzerine konuşurken Erdoğan Bey şöyle dedi İnönü rahmetli. Gazetelerde benim hakkımda yazan her şey yalan, başkaları hakkında yazan her şeyi doğru farz ediyorum dedi. Çok güzel söylemiş. Ben hemen sizin sorunuza geri dönmek istiyorum çünkü o çok önemli. Her şeyden önce en başından beri siz de biliyorsunuz söylenen şuydu. 5000 sayfa belge var bu bavulda ve bu 5000 sayfa bu darbe planını kanıtlıyor. İddianame çıktıktan sonra biz anladık ki ve öğrendik ki aslında 5000 sayfa belge yok. Kaç sayfa? O bavulun içerisinde size tam iddianameden okuyayım. 2229 sayfa var doküman ve bunların yarısı 1980 Bayrak Harekatı'na ait. Yani bu soruşturmayla direkt ilgisi yok. Diğer yarısı, diğer belgeler, ordudaki yazışmalar, fotoğraf albümleri vesaire yine savcılarca iddianamede söylendiğine göre bu soruşturmayla doğrudan ilgisi olmayan dokümanlar. Bunun yanı sıra valizin içinde 10 tane teyp kaseti var. Bu teyp kasetleri plan seminerine ait. Oraya tekrar geleceğiz. Ve 19 tane CD var. Bu 19 CD içerisinde de 3 CD içerisinde suç unsuru var. Ve bu 3 CD içerisinde, bunları biliyorsunuz savcılar numaralar veriyorlar. 11, 16 ve 17 numaralı CD'ler suç unsuru içeriyor. 11 numaralı CD bütün o balyoz planını, eklerini, kapatılacak dernekler, kimler görevlendirilecek, hangi hastanelere cami koyacak, cami bombala falan. Bütün hepsi bir CD'nin içinde. Birkaç bin sayfa o CD'de var sadece galiba. Evet, o CD'de var ama yani doküman, belge derken bunlar çıkış alınmış, yani imzası olan vesaire değil. İmza falan yok hiçbir. Hiçbirinde imza yok. Bunlar taranmış bırakın, da değil. Bırakın imzasını, o dönemde alınmış bir çıkış yok. Çünkü o dönemdeki çıkış olsa kağıt incelemesinden 2002-2003'te çıkış alıp almadığı tespit edilir. Hepsi bir CD'nin içerisinde. Hepsi bilgisayar ortamında oluşturulmuş belki. Evet, evet. Üstünde ıslak imza, kuru imza, yaş imza. Hiç elektronik imza zaten o zaman yok. Bütün bunlar elektronik belgeler. Ve bu CD iddiaya göre 5 Mart 2003'te tam seminerden önce Çetin Doğan için özel olarak hazırlanmış. Peki olamaz mı böyle bir şey? Hayır, olamaz. Niye? Şimdi önce ben size burada bir sizin için hazırladığımız bir CD'yi göstereyim. 2003 tarihli bir CD bu. Ara olduğu zaman reklam arası belki içine bakarsınız. Burada sizin yazılarınız var. 2003 tarihinde yazılar. İsterseniz içine bakarsınız ve ne zaman hazırlanmış olabileceğini konuşabiliriz. Balyoz belgelerine dönünce niçin 2003'te hazırlanmış olamaz? Bu belgelere baktığınız zaman ismi o tarihte çok farklı olan hastaneler görüyorsunuz. Daha sonra bir hastane grubu tarafından satın alındıktan sonra mesela Sultan Hastanesi 2008 senesinde Medikal Park grubu tarafından satın alınıyor ve adı Medikal Park Sultan Gazi oluyor Mayıs 2008'de. 2003'te hazırlandığı iddia edilen CD'nin içerisinde bu hastane Sultan Hastanesi diye değil, yani eski adıyla değil, 2008'deki adıyla Medikal Park Sultan Gazi olarak fişlenmiş. Başka bir örnek, aslında bizi en çok etkileyen örnek, en geç tarihi işaret eden örnek CD'lerin ne zaman hazırlandığına dair. O da Yeni İlaç firması ile ilgili. Darbeciler çok detaylı bir plan yaptığı için hangi firmalara el koyacaklar, bunlarda kimler görevlendirilecek hepsi var. İlaç şirketleri de ilaç şirketlerine dair bir liste var. Bu listede Yeni Recordati İlaç diye bir ilaç şirketi görüyorsunuz. 2003'te böyle bir ilaç şirketi yok. 2003'te Yeni İlaç adında ve aslında çok eski Atatürk'ün hekiminin kurduğu bir ilaç şirketi bu. O var ve Yeni İlaç 2008 sonunda İtalyan firması, ilaç parma firması Recordati tarafından satın alınıyor. 2008'in sonunda Türk Rekabet Kurulu bu satın almaya onay veriyor. Ve Temmuz 2009'da şirketin genel kurulu toplanıp Yeni İlaç firmasının adını Yeni Recordati İlaç olarak değiştiriyor. 2003'te Çetin Doğan için özel olarak hazırlandığı CD'nin içerisinde Yeni Recordati İlaç diye bir şirketin fişlendiğini görüyoruz. Bu örnekler sayısız. Yani size bu verdiğim örnekler biraz daha geç tarihlere işaret ettiği için söyledim. Ama peki tek deliller bunlar mı? Bunun dışında bir delil yok mu yani? Ama zaten bir CD'nin